Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı başlıyor. Hayırlı sabahlar sevgili izleyenler, Manşetlerin Dili'ne hoş geldiniz. Ben Muharrem Coşkun. Bugün 23 Eylül 2024 Pazartesi, yeni bir hafta dopdolu gündem karşınızdayız. Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde BM oturumlarına katılacak. Yoğun bir gündemi var, kabulleri var. Oradan da gelişme oldukça aktaracağız ama hafta sonunda hareketliydi Türkiye. Gazete manşetlerine yansıyan gelişmeler var. Bir yanda Lübnan'a sıçrayan savaş, İsrail soykırımı, daha doğrusu İsrail'in genişleme politikası, öbür taraftan Türkiye içerisindeki siyasetteki tartışma yine anayasa tartışması yerini koruyor. Teğmenler meselesi uzadıkça uzuyor. Yılan hikayesine döndü. Ama ilginç bir haber var. Akşam gazetesi onu manşet yapmış. Akit'te de var. Birazdan Akit'in manşetine de geleceğim ama Atatürk'ün izinde kaçakçılık haberini manşet yapmış Akşam gazetesi. Aynı haber bildiğim kadarıyla bir Akit'le Akşam'da gördüm. Diğer gazetelerde en azından bu şekilde görmedim. Haber şöyle, bu haberi neden önemsiyorum, neden aktarıyorum? Çünkü daha yakın geçmişte, işte 30 Ağustos'ta biliyorsunuz, Atatürk'ün Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atan teğmenler, korsan yeminle teğmen atan disiplinsiz teğmenleri eleştirdiğimiz zaman ne var canım bunda, ötesi Mustafa Kemal'in askerleriyiz demişler diyorlardı. Şimdi bu vekilimiz de bakın ne demiş kaçakçılık yaptıktan sonra. CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracında kaçak elektronik sigara ürünleri yakalandı. Ün rezaleti açıklarken "Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda çalışıyorum" dedi. Bak ne güzel değil mi? Kaçakçılık yaparken de Atatürk ilkeleri doğrultusunda. O zaman kaçakçılığa göz yumalım abi. Yani göz yumalım. Devam ediyor. 6.500-455 parça kaçak ürün. Edirne'de ihbarı değerlendiren KOM ekipleri FA'nın kullandığı cipte 6.655 adet kaçak elektronik sigara parçası ele geçirdi. Cipin sahibinin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün olduğu tespit edildi. CHP'li vekil suçu şoförünün cahilliğine atarken kendini kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda çalışıyorum diye savundu. İşte bir Türkiye klasiği, Türkiye istismarı, Atatürk istismarı, böyle bir şey. Akit gazetesi nasıl vermiş aynı habere bakalım. Kaçak vekil de Mustafa Kemal'in arkasına saklandı başlığıyla vermiş. Adları kaçakçılık olaylarına karışan CHP'liler kurtulmanın yolunu buldu. Lüks cipinde binlerce kaçak elektronik sigara ve aparatı çıkan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Mustafa Kemal'in arkasına saklanarak kendini kurtarmaya çalıştı diye birinci sayfasına koymuş haberi. Alişan Bey de bugün çok güzel bir yazı yazmış aslında. Gerçekten 8. sayfada bir paragraf okuyayım Alişan Bey'in yazısından. Bu konuyu yazmış. Diyor ki Alişan Bey... Birincisi, şimdi CHP'li milletvekili ne diyor? Atatürk'ün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda. Boş versen Atatürk'ün ilkelerini, hedeflerini. Senin milletvekili olmaz hasebiyle bazı imtiyazlarla donatılmış aracının içinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 530 boş elektronik sigara kutusu, 2242 elektronik sigara kiti, 2790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likiti bulunmuş. Sen bundan bahset. Hani utanmasalar şöyle savunma getirecekler. Bu kaçak sigara kutusu, sigara kiti, sigara başlığı, sigara ateşleyicisi Mustafa Kemal'e almıştık. Kendisine götürecektik. Atatürk düşmanı polis bizi engelledi. Ama biz Atatürk düşmanlarına boyun eğmeyeceğiz. Yani sigaraları, Allah'tan kaçak sigaraları Atatürk'e götürüyorduk diyemiyorlar. Atatürk öldüğü için mi diyemiyorlar? Yoksa Anıtkabir'de de içer, ikram ederiz diye mi götürmüyorlar bilmiyorum. Alişan Bey yazıyı uzunca yazmışsınız ama hatta 600 milletvekili çok, zaten anayasayı değiştirmeyi teklif demiyorlar. Niye bu kadar maaş alıyorlar derken hakikaten kitabın ortasından güzel cümleler var. Nasıl bir şeydir bu? Yani bu kadar basit mi olay? Evet, bir yandan bakıyorsunuz basit bir olay gibi görünen, işte bir arabada kaçak sigara kitleri vesaire vesaire bulunuyor. Nedir bu olay dediğiniz zaman milletvekili açıklama yapıyor, aracın sahibi olan. Olayı basitleştirmeye, kendisi de basitleştirmeye çalışıyor. Diyor ki öncelikle ben aslında, yani herhangi bir açıklamasından alınıp da tekrarlanan bir cümle değil sizin biraz önce Akşam gazetesinden okuduğunuz, Akit'in de koyduğu, benim yazıda da önemine binaen tekrar verdiğimiz o cümle, ben Atatürk ilkeleri çerçevesinde çalışan bir milletvekiliyim diye kendi aracında bulunan kaçak malların savunmasını yapıyor beyefendi. Yani sen esasa gel, sadede gel. Atatürk ilkeleri çerçevesinde çalışmak aracında gümrük kaçakçılığı yapmayı mı gerektiriyor? Öyleyse bunu söyle. Yok, Atatürk ilkeleriyle o araçtaki gümrük kaçağı malların bir ilişkisi yoksa o zaman Atatürk ilkelerini bir kenara bırak, bu konuya cevap ver. Beyefendi uzun uzun anlatıyor. Anlatırken de benim dahi bilmediğim, yani var ise de yazıklar olsun. Ben sadece danışmanlar olduğunu biliyorum. Ama şoförler varsa, asistanlar varsa, araçlar varsa yazıklar olsun. 600 tane milletvekili var. 600 tane milletvekili, yine aktüel konulardan bahsediyoruz. Yine haftalardır tartıştığımız konudan bahsediyoruz. Anayasayı değiştirmeye yetkisi yok diyor CHP'liler. Ve CHP'nin peşine takılan bazı kişiler. Kardeşim, anayasayı değiştirmeye yetkisi var diye anayasada yazılı insanlar var. Değiştirilmesi teklif olunamaz diyor. Peki 4. maddede bunu yazıyor. 4. madde değiştirilemez diye bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. O zaman bunların görevidir. O maddeyi de değiştirmek gerekiyorsa bu milletvekillerinin görevidir. Biz yapamayız diyorlar. Yapmamamız lazım. O zaman niye maaş alıyorsunuz? Niye 600 kişi birden maaş alıyor? Almanya'ya bakıyorsunuz, başka Batı ülkelerine bakıyorsunuz. Zaman zaman bu tartışıldı. Oradaki milletvekili sayısına falan bakıyorsunuz ama öyle kısır kıyaslama da yapmayı sevmem. Bir Almanya'nın nüfusu Türkiye'ye benzer. Almanya'da da 3 aşağı 5 yukarı, çünkü eyalet sistemi de olduğu için o yönetenlerin toplamını veyahut da yasama organlarının toplamına baktığın zaman 3 aşağı 5 yukarı Türkiye ile benzer gibi görünüyor. Ama Fransa 60 milyon, İngiltere yine benzer bir rakam. Türkiye ile kıyasladığın zaman çok daha az yasama organı üyeleri var. Bu noktada eğer diyorlarsa ki Almanya'daki her şeyi değiştirebilirsiniz. İngiltere'deki adam ne diyordu? Bir tek erkeği kadın, kadını erkek yapamaz meclis. Onun dışında her şeyi yapar diyordu. Şimdi biz erkeği kadın, kadına erkek yapamaz mevzusunu da açtık. Çünkü onlar onu da yapıyorlar artık. Ama esas kanunları yapsınlar. Kanunları toplumun ihtiyacına uygun halde yapsınlar. Bu yeter bize. Ve bu noktada Ediz Ün isimli, Atatürkçüyüm ben, onun için benim başıma bu geliyor gibisinden algı yapmaya çalışan bu arkadaşa CHP milletvekillerinin aslında en başta itiraz etmeleri lazımdı. Ya bizim araçlarımızda şu ana kadar evet bir iki tane problemli isimleri var yine de ortaya çıkan, ama yani yoğunlukla gümrük kaçakçılığı yapıldığına dair, sigara kaçakçılığı yapıldığına dair milletvekilinin aracında hemen hemen ilk örnek veya ikinci, üçüncü örnektir Ediz Ün. Kalkıp da ben Atatürkçüyüm, onun için bu başıma geldi, polisler benim aracımı kontrol ettiler derse bu noktada diğer CHP'li milletvekillerine de haksızlık etmiş olur. Sanki onlar Atatürkçü değilmiş, bu Atatürkçüymüş, dolayısıyla Atatürkçüyü takip ediyormuş polis ve yakalamış gibi bir algı oluşur. Buradan şunu da getirelim. Aktüel konular üzerinden tartışmamız belki izleyici açısından da faydalı olur. Can Atalay milletvekili, aslında milletvekili işte bu tür dokunulmaz. Kimisinde gümrük kaçakçılığı yaptırmak için kullanıyorlar. Kimisini cezaevinden çıkartmak için milletvekilliğini kullanıyorlar. Tam da milletvekilinin milletvekilliğini yapacağı sıra, yani anayasayı gerekirse değiştirme nokta. O zaman oraya geldiğimizde yok, onu yapamaz. Ona yetkisi yok milletvekilinin. O zaman milletvekilini niye seçiyoruz biz bunları? Birisini cezaevinden çıkarmak için, diğerini kaçak sigara ticareti yapsın diye mi milletvekili seçiliyor? Bunu da sormamız lazım ve bu noktada ben göstermek istiyorum. Siz söylediniz tabii. Diğer gazetelerde ben göremedim dediniz. Akit şuracıkta diyeyim. Şuracıkta vermiş. Haber. Bir haber. He. Sözcü gazetesi. Verme. 1. sayfa. Değerlerse ki arkadaşlar ya iç sayfalara da bir bak ya. Bir iç sayfalara da bak. Onlar baksınlar. 20 sayfa gazete. 4 sayfada içinde Atatürk eki var. 24 sayfada veya 22 sayfada tek satır yok. Sözcü gazetesi. Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet halkın gazetesi. 16 sayfa olması lazım. 16 sayfada yok. Yok oğlu yok. Bir gün gazetesi, emekçiden yana, emperyal devletlere karşıyız vesaire vesaire diyen, emperyal devletlerin sigara kaçakçılığı vesaire vesaire şeklinde devletlerin üzerinde oynadığı operasyonları biz ifşa ediyoruz diyen. Hani nerede neyi ifşa ediyorsun? Burada. O da 16 sayfasında. Cumhuriyet Halk Partili Atatürkçü iddiadaki Ediz Ün'ün aracındaki sigara kaçakçılığını yazamamış. Karar gazetesi de, yani şimdi baktığınız zaman neler var? Çin arabası imtiyazla gaza basıyor. Ben ölmeden önce, tabii önemli, bu haberler de önemli. Ben ölmeden önce o caniye hak ettiği cezayı verin. Devlet tok, ev sahibi vesaire vesaire, bu haberlerin hepsi var. Versinler, bunları da versinler. Ya şuracıya bir sıkıştırsınlar CHP'li Atatürkçüyüm diyen milletvekili aracında sigara, kaçak sigaralar. Şimdi tekil bir olay olursa Allah korusun hepimizin başına gelebilir. Biz de kendi aracımızı götürüyoruz, tamire veriyoruz. Veya bir bakıma veriyoruz. Bakıma verdiğimiz anda oradaki servisteki kişi alıp o araçta uygunsuz bir şey yapsa biz sorumlu olur muyuz? Ama yani suçlama yapacak olanlar çıkabilir ama ya ispat ederiz. Deriz ki arkadaş bak şu tarihte aracımın şu bakımı vardı. Onun için götürdük servise bıraktık. Serviste olduğu dönem itibariyle böyle bir hoş olmayan şey yaşanmış. Benim olayla direkt bir ilgim yok. O servisteki kişileri bile tanımam dersiniz. Savunmanızı yaparsınız. Ben Atatürkçüyüm veya ben Müslümanım. Onun için benim üzerime geliyorlar gibi savunmalar yakışıksız bir şey. Ve Akşam gazetesinde, Akit'te de var. 69 defa Kapıkule sınır. Gidiyor geliyor bu araç. Yani bir defalığına o şoförün kendi kafasına göre yaptığı bir yanlış hareket değil. 69 defa giriş çıkış yapıyor. Büyük ihtimalle de herhalde babasının hayrına o giriş çıkışı benzin yakmak için yapmış olamaz. Gene onlarda da kaçak malları götürüp getiriyor olmalı. Bu süreç içerisinde Atatürkçü Ediz Ün niye uyumuş acaba? 69 defa hele 2023 seçimlerinde ilk defa seçilmişse evveliyatını bilmiyorum Ediz Ün'ün. O süreden bugüne eğer bir yıllık, 1,5 yıllık süreç içerisinde 69 defa giriş çıkış olduysa el insaf derim. Senin altında o araba hiç kullanılmamış. Sürekli gümrük kaçakçılığı yapmak için Kapıkule ile burası arasında gidiş gelişler yapmış deriz. Ve bu noktada da medya mensuplarının da şapkalarını önlerine koyması gerektiğine inanıyorum. Dürüst yayıncılık yapalım. Biz de yapalım, onlar da yapsınlar. Biz yapmıyoruz anlamında söylemiyorum ama biz de daha fazla gayret gösterelim. Ama onlar da azıcık minnacık da olsa bir gayret göstersinler ki o özlenen Türkiye'ye doğru yol almaya devam edelim. Yoksa aksi takdirde birisi Atatürkçüyüm onun için benim üzerime geliyorlar der. Bir başkası da ben Müslümanım, dindarım, onun için benim üzerime geliyorlar derler. Ve sonuçta da Türkiye kaybeder. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet ama tabii ilginç olan şu, bu bitmiyor. Bir ara çünkü bu konuda yine eleştiriye maruz kalanlar ya da yanlış yapanlar ne yapıyordu? İşte kadına şiddet uygulayan olsun, hırsızlık yapan olsun. Ne yapıyordu? Atatürk süveteri giyiyordu, kaza giyiyordu. O şekilde yine Atatürk özellikle de büyüklerini yapanlar. Böyle küçük oradan tavuk çalan, baklava çalan falan değil. Büyük götürenler. Yani mesela Cem Uzan. Atatürkçüyüz deyip sokaklara çıkıyor. Niye? 15 milyar doları götürmüş adam. İktisat Bankası'nın başkanı Erol Aksoy. Büyük götürüyor. 1 milyar dolar götürmüş. En büyük Atatürkçü Turgut Kazan İstanbul Baro eski başkanı. Onu avukat tutuyordu. Atatürkçüyüz onun için biz bu sorgulamalara muhatap olduk diyordu. Dinç Bilgin Atatürkçü olmayan Erbakan'ı indirmek bizim görevimizdir deyip Sabah gazetesini darbeci generallere buyurun istediğinizi siz söyleyin, istediğiniz gibi hakaret edin, küfredin bizim hemen o küfürleri, hakaretleri manşete yerleştirme vazifemiz var diyordu. Dinç Bilgin ne kadar götürdü? Ege Bank'tan şuradan buradan o da 1 milyar dolar götürdü. Evet. Dolayısıyla öyle küçük hırsızlıklar o da hırsızlık. Herkes yapabildiği kadarıyla yapıyor belki ama büyük götürenler arkasından Atatürkçüyüz diye söylem geliştiriyorlar. O noktada da belki bizden çok o Atatürkçüler, samimi Atatürkçü varsa samimi Atatürkçüler çıkıp ya Atatürk'ü karıştırmayın siz şu 15 milyar doları götürmüşsünüz hala Fransa'da yaşıyorsunuz. Atatürk'ün kendisi hayatının son 15 yılını Türkiye'de geçirmişti. Ama siz son 10 yılınızı 15 yılınızı hala Fransa'da geçiriyorsunuz. Şu Sözcü gazetesinin patronuna demeleri lazım. Ya Burak Akbay hakkında yakalama kararı vardı. Yakalama kararı çerçevesinde ya gelemiyorum dedin Türkiye'ye. İyi anladık. Yakalama kararı kaldırıldı. Hala yurt dışında yaşıyorsun. Niye yaşıyorsun? Senin Atatürkçülüğüne biz nasıl inanacağız? Veyahut da o teğmenler Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan attığı zaman Aytunç Erkin'iz. Saygı Öztürk'ü 2 yazarı birden bugün hatta Rahmi Turan'ı bile 3'ü birden yazdıkları zaman o Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenleri savundukları an soru işareti ortaya çıkıyor. Gerçekten şu gazete Atatürk'ün gizli kalmış anılarını bile tekrar verecek kadar Atatürkçü ise patronu niye Fransa'da yaşıyor? Ya şimdi şöyle Bu arada Akit'in manşeti de belki bununla şöyle alakalı, bu anlattığımız konuyla. Malum zihniyetin engellediği yerli sanayi son 20 yılda ayağa kalktı diyor. CHP takozu engellendi, savunma sanayi şahlandı. İşte bu şekilde heykel dikmekle ve işte kaçakçılık yapmakla adını söz ettiren CHP'nin maalesef bir icraatını göremedik. Jandarma ve Emniyet Teşkilatı için alınan 7204 aracın hizmet alım töreninde boy gösteren gıcır gıcır toglar vatandaşları gururlandırırken akıllara CHP zihniyetinin türlü entrika ve oyunlarla engellediği yerli ve milli projeler geldi. Cumhuriyet'in ilk döneminde büyük çabalarla atılan milli sanayi adımları CHP zihniyeti tarafından bir bir ortadan kaldırıldı. Yerli ürünlerin yerine Amerikan ve Avrupa markalarına para aktarıldı. Yerli projeler CHP zihniyetindeki darbeciler tarafından sürekli baltalandı demiş. Her daim engel oldular diye Nuri Demirağ hatırlatması var. Yine devrim otomobili CHP zihniyetindeki darbeciler tarafından yok edildi deniyor. 20 yılda gelen eşsiz başarı TOG, İHA'lar, SİHA'lar, Tayfun, Siper ile diye bu yapılanlar hatırlatılıyor ve CHP zihniyetten uzak durulmalı şeklinde bir hatırlatma yer almış haberde. Burada tabii TOG, İHA, SİHA ve hızlı tren gibi bazı yapılanlara da yer verilmiş fotoğraflarla. Şu da var yani, Sayın Özgür Özel geçenlerde diye içkiyi, rakıyı ucuzlatacağı 140 lira olacak falan diye. Ama şöyle bir şey de var yani, Sayın Özgür Özel'e buradan söylemek lazım. Tamam, iktidara gelemediğiniz için içkiyi muhtemel ki yakın vadede ucuzlatamayacaksınız. Ama şu anda belediyeler sizde mesela su elektriği geçmiş durumda şu anda fiyatı. O zaman suyu düşürün ya, bırak rakı, herkes rakı içmiyor zaten. Ama herkes suya mecbur, zorunlu bir ihtiyaç. Sayın Özgür Özel, belediyelerinize söyleyin de iktidar oldukları yerlerde rakıya verdikleri değer kadar suya değer versinler de fiyat, ücretleri düşürsünler biraz demek geliyor. Yani rakıyı düşüreceği zaman da rakının maliyetini düşürüp de sonuçta fiyatını düşürecek değil. Ne yapacak? Sübvanse edecek. Devlet bütçesinden sübvanse edecek. O zaman çok meraklıysanız buyurun suyu sübvanse edin veya başka belediye hizmetlerini sübvanse edin. Ha, bazı arkadaşlara 2000 lira, 2500 lira su faturası gelmiş. Doğrudur. Yani elektrik o kadar gelmiyor artık. Doğrudur. Yani. Eski dönemde Ekrem İmamoğlu diyordu ki kardeşim elektriğe zam gelmiş. Bu su neyle geliyor evinize? Neyle geldiğini zannediyorsunuz diyordu. Elektriğe gelen zammı biz suyun üzerine koymayacak mıyız diyordu. O tarihlerde gelen zamlar %20, %25'ti. Şimdi artık çığırından çıkmış %80, %90, %100 zam yapıyor Ekrem İmamoğlu suya. Sonra dönüyor. Soruyorsunuz ne oldu vesaire vesaire diye. Bu sefer şimdi Melen Barajı var ya, sanki Melen Barajı'ndan suyun getirilmesi Ekrem İmamoğlu'na taahhüt edilmiş bir şeymiş gibi. Gelmiyor, onun için şimdi biz aslında normalde gelen suyu yerine pompayla, daha güçlü pompalarla daha fazla elektrik harcayarak evlere götürüyoruz. Onun için daha fazla elektrik tüketiyoruz. Evvelkinde elektriğe gelen zammı yansıtıyoruz diyordu. Hadi ona çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yoktu. Gerçekten de sonuç itibariyle eğer elektriğe bir zam geldiyse suyun birim maliyetinde ne kadar etki ediyorsa elektrik, o kadarını yapması hakkıydı. Ama suyun tamamı da elektrik değil kardeşim ya. Sen suya, Allah'ın yağdırdığı suya %80 zam yapıyorsun. Bakıyoruz elektriğe ne zam gelmiş? %20 zam gelmiş. Elektriğe %20 zam gelirken o suya %80 zam yapıyor. Kent lokantalarını sübvanse ediyorlar mesela. Etmesinler demiyorum ama kent lokantalarına kim gidiyor? Yani gerçekten fakir, muhtaç insanlar mı gidiyor? Yoksa varlıklı insanlar da ya şuradan geçiyorduk, hadi girelim şurada bir yemek yiyelim diyor mu? Diyebiliyor. Kimse engel çıkartmıyor. O zaman İstanbul için 45 lira. Eskişehir'de hizmete açacakmışlar. Yine CHP'li belediye. O da 65 liradan kent lokantasında, halk lokantası yarın açılıyor diye Eskişehir'de müjdesini veriyorlar. Ya ben merak ediyorum. Şimdi 65 liraya yemek verilebiliyorsa, bu sübvanse edilmiyorsa, o zaman siz niye Sözcü'nün manşetinde, Cumhuriyet'in manşetinde simit 15 lira oldu, ekmek 10 lira oldu 25 lira. İşte bir de çay içtiniz mi? 20 lirada çay 45 lira. Ne edebiyatı yapıyorsunuz? 4 çeşit yemek vereceğim ya diyorsunuz. Olabiliyorsa. Olmuyorsa. Belediyenin imkanlarıyla bunu sübvanse ediyorsanız o zaman affedersiniz. Gelen geçen herkesin girebildiği bir lokanta yerine muhtaç insanlara verilecek yemekleri dizayn etmeniz gerekmez mi orada? Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar, bakış açıları bir kere sakat. Yani olaylara şaşı baktığınız zaman dar gelirli insanların ellerinden tutmaları gerekirken ne yapıyor? İşte şov amaçlı olarak kent lokantaları açtım. İşte bakıyorsunuz sağda solda da güzel propagandasını yapıyor. Vatandaşlar da diyorlar ki ya kent lokantaları. Kaç tane kent lokantası var? 16 milyonda 14 tane. 1 milyon insana bir tane lokanta düşmüyor ama beyefendi öyle bir güzel 14 tane lokantanın üzerine yüz binlerce masraf yapıyor. İPE'yi açıyor, bilmem neyi açıyor. Yazın diyor. Sözcü'ye 2 günde bir reklam adı altında, başka şeyler altında veriyor. Cumhuriyet gazetesine 2024 yılını Cumhuriyet yılı ilan ettik diyor. Siz her bir yazarınızın konferansı, etkinliği, bilmem neyi, bütün masraflar benden diyor. Benden dediği de belediyenin kasasından. Yoksa Ekrem İmamoğlu kendi kasasından verirse de kimsenin itirazı olmaz. Böyle böyle o çalışmaların, daha doğrusu bir kesime hitap eden çalışmaların PR'ını yapmış oluyor. Eyvallah. Alişan Bey kısa bir araymış. Tekrar döneceğiz. Sevgili izleyenler, kısa bir ara, tekrar buradayız. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam edecek. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam ediyor. Sevgili izleyenler, yeniden merhabalar. Manşetlerin Dili devam ediyor. Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte gündemi, manşetleri yorumlamaya devam ediyoruz. Şimdi şöyle ilginç gelişmeler de oluyor. Tabii şimdi Sözcü ve Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetlerine de geleceğiz ama Hürriyet Gazetesi'ne ilginç bir haberi manşete taşımış. Bu haber bugün Hürriyet'in dışında benim gördüğüm Karar Gazetesi'nin arka sayfada, Cumhuriyet Gazetesi'nde de ikinci manşet olarak yer almış. Hürriyet Gazetesi'nin manşetini de arkadaşlar yansıtırsa, bu arada yönetmenim Hürriyet Gazetesi'nin yanına hazırladığım 1 numaralı bir fotoğraf vardı. Onu da verirsen sevinirim. Tiran'da Bektaşi Devleti. Arnavutluk başkent Tiran'da Bektaşi Devleti kurmaya hazırlanıyor. Sadece 109 dönümlük arazide yer alacak dünyanın en küçük devleti, Vatikan gibi kendi idaresine sahip olacak. Başbakan Rama detayları gelecek yıl açıklayacak diyor. Arkadaşlar kulağımdaki sesi de alırsanız çünkü kötü oluyor. Şimdi şöyle haberde detaylar var bu Bektaşi Devleti ile ilgili. Yeni devletin başkanlığını Baba Mondi olarak tanınan Bektaşi dervişi Edmond Brahmey üstlenecekmiş. Fotoğrafı da gözüküyor ama Hürriyet'in manşetini de yanına verirseniz şimdi ve şöyle devam etmiş. Hangi ülke tanıyacak? New York Times'a konuşan Rama amaçlarının Arnavutluk'un gurur duyduğu İslam'ın hoşgörülü bir versiyonu teşvik etmek olduğunu söyledi. Hangi ülkelerin bu devletin egemenliğini tanıyacağı belirsiz. Devletin kuruluş kararının Arnavutluk parlamentosunda onaylanması gerekiyor. Giyim sınırı olmayacak. Yeni devlette giyim veya yaşam tarzı sınırlaması konulmayacak. Devletin istihbarat birimi olacak. Ancak ordusu, sınır muhafızları ve mahkemeleri bulunmayacak. Pasaport rengi olacak. Olarak da İslam'la özdeşleştirilen yeşil tercih edilecek. Arnavutluğun nüfusunun yarısı Müslüman diye de eklenmiş. Şimdi burada peki Bektaşilik meselesi, Bektaşilik nedir? Şöyle bir kısaca detay yapmışlar. Bektaşilik Allah'ın varlığına, Kur'an-ı Kerim'in hak kitap, Hz. Muhammed'in son peygamber, Hz. Ali'nin velilerin ilk halkası olduğuna, Bektaşi velinin birliğine inanan İslam'ın tasavvufu bir yoludur diye de bir detay verilmiş. Şimdi burada şu var, Hürriyet'in manşeti bu şekilde. Normal bir devlet, yani Tiran'da Bektaşi Devleti şeklinde verirken Cumhuriyet Gazetesi aynı haberi biraz farklı. Şimdi Karar nasıl vermiş ona da bakacağım ama Cumhuriyet Gazetesi'ni görelim. Cumhuriyet Gazetesi Bektaşilere mikro devlet diye Arnavutluk Başbakanı Ramazan dini hoşgörülü teşvik etmek için adım. Cumhuriyet Gazetesi'nin hassasiyetini biliyoruz. Şimdi peki 2. Vatikan diyenler de var. Yani Vatikan tarzı bir Alevi devleti kurdurulmak isteniyor ama Arnavutluk'ta olması çok ilginç ve topu 114 bin Alevi olduğu, Bektaşi daha doğrusu olduğu söyleniyor. İlk etapta Ali İhsan Bey bu haber size ne anlattı? Yani niye böyle bir şeye Avrupa'nın ortasında gerek duyuldu? Yani Türkiye'de daha çok Alevi Bektaşi var mesela. Ya da başka ülkelerde niye Arnavutluk'ta ve niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Bunların şeytanlıklarına akıl sır ermez. Yani olaylara Melih Altınok'un kendisine saygım var. Ama bu yazı çerçevesinde buradan sadece bakalım demeyelim. Veya Hürriyet'in manşetinden sadece oradan bakalım demeyelim. Hatta ve hatta Cumhuriyet'in Bektaşilere mikro devlet başlığı altında da bakmayalım. Şu Cumhuriyet'in tamamına bakalım. Tepeye bir bakalım. İzmir'de Büyük Kıskaç. Cübbeli arkadaşlar orada bir vakıf kurmuşlar. Ne ya burası, Atatürk Cumhuriyeti mi yoksa tekke mi diyenler orada mikro devlet kurulmasına saygıyla bakıyorlar. Allah Allah. Bunlar şimdi hoşgörülü insanlar mı? Özgürlüklere karşı, inançlara karşı saygılı arkadaşlar mı? Cumhuriyet açısından söylüyorum. Yoksa taassubu zirve yapmış, yobazlık, gericilik noktasında benim dediğim dedik, çaldığım düdük diyen hokkabaz mı bunlar? Anayasayı değiştiremezsiniz kardeşim diyenler Değiştirmek ne demek kardeşim? Teklif dahi edemezsin. Ben teklif edeceğim ya, bir şey söyleyeceğim, affedersin. İlkokul öğrencisi bile parmak kaldırıp bir şey söyleyebilir miyim der öğretmene. Bu diyor ki söyleyemezsin, kes sesini. Parmak kaldırma, bana parmak sallama diyor. Ya bir şey söyleyeceğiz ya. Bir maddeyi oturup konuşalım. Konuşamayız diyor. Şimdi konuşamayız diyenler tepede bir vakfın açılmasını, İzmir'i kuşatıyorlar, İzmir'i ele geçirecekler diye manşete taşıyan Cumhuriyet, geliyoruz aşağıda hop Bektaşilere mikro devlet var, bizde yok mu o demeye getiriyor. Arnavutluk Başbakanı Ramazan, dini hoşgörüyü teşvik etmek için adım. Dini hoşgörüyü bir de siz teşvik etseniz Cumhuriyet Gazetesi. Bir görsek ya, dindarlara karşı veya dinsizlere karşı hoşgörülü. Şimdi siz onu vurguluyorsa izleyici belki detayı bilmiyor. Şimdi takdim ettiniz. Şöyle, tarikat ve cemaatlerin kaçak kurs ve öğrenci yurtlarına karşı önlem alınmıyor. Üst başlığıyla ismi de Büyük Kıskaç, Sarıklı Cübbeli Barikat. İktidarın cemaat ve tarikatlara Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile desteği sürüyor. Cemaat ve tarikatlara yaptığı kaçak Kur'an kursları ve yurtlar görmezden geliniyor. Bu yapıların öncelikli hedeflerinde İzmir var. Tepki gösteren yurttaş ve belediyeler ise karşılığında sarıklı cübbeli kişileri buluyor diye yıkıma direnmişler. Karabağlar Belediye Başkanı da bu konuda aslında yıkım kararı olmadığı halde vatandaşın şikayeti var diyor. Karşımıza silahlı sopalı saldırgan bir biçimde tehditlerde bulunan kişileri bulduk diyor. Dolayısıyla burada şu var. Ali İhsan Bey'in vurguladığı, hani siz çok hoşgörülüydünüz, sadece Kur'an talimin yapılacak yerlerin mi yıkılmasını istiyorsa onlara tahammülünüz yok mu? Yani cübbeli sarıklı kişileri terörist gibi ima etmeniz de ayrı bir... Devlet bir şey kurmamışlar veyahut da herhangi birisi bunlara devlet kurmayı, İzmir'de bir yetki falan verilmemiş. Evet yani, ama bu mesele ilk etapta belki masum gibi gözüküyor. Mesela Avrupa gerçekten dertleri gerçekten Alevilik olabilir mi? Bektaşilik olabilir mi? Yani gerçekten bunlar Bektaşileri çok mu seviyorlar yani? Yani buradan baktığımız zaman işte görülüyor. Bektaşileri çok seviyor olsalar her görüşten insana. Ya Bektaşi 2,5 milyonluk Arnavutluk'ta ne kadar dediniz? 100 bin dolar. 100 bin, evet. 150 bin olsun. 2,5 milyonda. %5. Bir ilçe nüfusu. %3. Evet. %3'ü veriyorsun. Peki burada Türkiye'de milyonlardan bahsediyoruz. Başörtüsünü yasakladılar. Ya biz devlet medeniyet, ayrı bir devlet falan filan iddiasında değil. Almanya'da o zaman abi, Almanya'da şöyle bir şey var. Almanya'da en az 3 milyon Türk veya Müslüman vardır. Kurdursunlar. İçine bir, o zaman Sünni devleti kurduralım içine. Yani böyle bir eğer imkan varsa. Bunu söylerken sakın Bektaşi veya Alevi vatandaşlarımız yanlış anlaşılmasın. Sadece hani bayram değil seyran değil meselesi var ya, yani Batı, şimdi göstereceğiz izleyicilerimize. Ya Almanya'nın ortasında 10 yaşındaki bir çocuk sadece tek şey Filistin bayrağı açtığı için 10-15 tane ızlambot gibi Alman polisi çocuğu terörist gibi kovalayarak gözaltına aldı. Hani yani bu kadar hoşgörüsüz olan Batı niye Bektaşileri, yani Bektaşilere bir devlet kurduracağız Vatikan tarzı diye. Ya Filistin'de 2 milyon Gazze'de 1,5-2 milyon Gazze'de Müslüman yaşıyor. Evet, bizim onların devlet olma noktasında talebimiz var ama şu an o talebimiz kenarda duruyor. Adamlar diyorlar ki size hayat hakkı tanımayacağız burada. Çocukları öldürüyorlar. O çocukları öldüren silah Almanya'dan gidiyor. Avrupa'dan gidiyor. Eğer hoşgörü diyorlarsa, hoşgörü için bir mikro devlet kurduracağız Bektaşilere diyorlarsa, ben öyle zannediyorum ki Bektaşiler de diyeceklerdir ki bize devlet kenarda dursun. Ya şu Gazze'de çocukları öldürmeyin ya. Çocukları öldürmeyin veyahut da herhangi bir çocuk Gazze'de çocuklar öldürülmesin dediği zaman 10 tane dev gibi polis, asker kalkıp da o 10 yaşındaki çocuğu derdest etmesin ya. Onlar da diyecek. Yani burada mesela yeni devletin başkanını Baba Mondi olarak tanınan Bektaşi dervişi Edmond Brahmey. Mesela bu nereli? Aslen kim bilmiyoruz. Ama böyle birine getirecekler galiba. Mesela burada ben Bektaşilere şunu hatırlatmak istiyorum, Alevi yurttaşlarımıza. Bakın 1. Dünya Savaşı'nın sonuçta milli mücadelenin ardından aslında Orta Doğu'da sınırlar çizilirken, devletçikler kurdurulurken aslında Kürtlere de İngilizler soruyorlar. Kürt beylerinin çoğu diyorlar ki hayır, biz İslam hilafet sancağının altından ayrılmak istemiyoruz. Yani hele İngiliz'in kurduracağı bir devlet bizim için sağlıklı ve onurlu bir devlet olmaz diyorlar. Dolayısıyla bu mesajı bence iyi almak lazım. En başta Alevi ve Bektaşilerin niye bize hiçbir şeye, Kur'an-ı Kerim'i yaktıran, Filistin bayrağı açtırmayan bir Avrupa neden acaba bir Bektaşi devleti kurdurmaya kalkar? Bu soruyu kendilerine sorması gerektiğini düşünüyorum. Evet, kimse alet olmaması lazım. Evet, şimdi arkadaşlarım getirdi mesela Almanya'daki o skandal görüntüleri. Alman polisleri, sevgili izleyenler, burası Almanya, bakın şu küçücük çocuk 10 yaşında suçlu, bakın kaç polis var etrafında. Görüntünün öncesi mutlaka vardır. Bayrak açmıyor, bu gözaltına alınış görüntüleri. Tek suçu bu çocuğun, evet, gördüğünüz gibi Filistin bayrağı açmak. Almanya'da LGBT bayrağı açın, PKK bayrağı açın, başka her türlü terör örgütü bayrağı açın. Hoşgörü var. Ama Filistin bayrağını açan, şuna bak, Alman polisi 10 yaşındaki çocuğun peşinde kaç polis? Bakın şimdi çoğalıyorlar. Ve polislerin de hepsi, yani bizdeki bir tabir var da onu kullanmayacağım. Yani hepsi toplanmışlar ve çocuğu, çocuktaki yüzündeki endişeye bak. Yani Almanya'yı bir hukuk devleti, demokratik devlet zannederek çocuk. Almanya mı bizi kıskanıyor ya? Yok ya, Almanya Türkiye'yi kıskanmıyordur. 10 yaşındaki çocuğu bu şekilde derdest eden Almanya, Türkiye, onlar hukuk devleti. Onlar şeffaflıkta, adalet endeksinde, hukuk endeksinde her şeyde zirve yapmış. Eşcinseller mi? Eşcinsellere buyurun yürüyün. PKK'lı teröristler mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin askerine, polisine kurşun sıkan, sivil insanlarına, Aybüke öğretmenine, Eren Bülbül'üne, 15 yaşındaki çocuklara kıyanlar mı? Onlar özgürlük ihtiyacı hissediyorlar. Onlara Alman sokakları serbest. Ama Filistin bayrağı açtı diye 10 yaşındaki çocuğa yaptıkları da muamele bu. Neyse ki gene yani fiziki, tabii ki psikolojik bir şiddettir. 10 yaşındaki abi kaç çocuğu. Kişi ya, kaç kişi 10 yaşındaki çocuk ya. Neyse ki fiziki bir şiddet göstermemişler, ona da şükredelim. Almanya'nın işte yüzü budur. Almanya'nın gerçek yüzü budur. İsrail dediğin zaman donar kalırlar. Korkaklıklarından donar kalırlar. Onun için ben Türkiye'deki öncelikle Müslümanlara, ondan sonra da samimi solcular varsa o samimi solculara çağrıda bulunuyorum. Ya yapmayın. Şu Almanya'ydı, Fransa'ydı, İngiltere'ydi. Ya onlar mı bizi kıskanıyor falan filan muhabbetini artık bırakın. İşte onların gerçek yüzü budur. Ki bu 10 yaşındaki çocuğu gözaltına alanlar şu an verdikleri silahlarla Gazze'de 10 yaşında, 5 yaşındaki çocukları da öldürüyorlar ve öldürdüklerini bildikleri halde ertesi günü tekrar bombaları vermeye devam ediyorlar. Bir seferlik bir olaydan bahsetmiyoruz. Bir satış yaparsınız, o satış sonrasında satış yaptığınız kişi kötüye kullanılır onu. Ya evvelkinden haberim yoktu, bilgim yoktu, tahmin edememiştim ama bundan sonra kesiyorum dersiniz. Öyle bir şey değil. Almanya şu an itibariyle 10. ayı dolduruyoruz. Hala İsrail'e silah sevkiyatını devam ettiriyor ve kendi ülkesinde bu aslında de aynı zamanda İsrail'den ne kadar korktuklarını veya İsrail'e nasıl bir kul köle olduklarını net olarak gösteriyor. 2005 yıllarında Almanya'da Akit'in baskısı vardı. 2002'den 2003'ten 2005'e kadar devam etmişti. O tarihlerde bir gece o tarihteki İçişleri Bakanı'nın emriyle gazetenin baskısı durduruldu. Şimdi bir gazetenin baskısının durdurulduğu Almanya'yı bize hukuk, demokrasi, şeffaflığın merkezi gibi gösteren dindar kardeşlere söylüyorum. Ya yapmayın böyle. Vicdansızca o insanların söylemlerine alet olmayın. Evet. Teknolojide geçmiş midir bizi? Geçmiştir. Bunun sorgulamasını yapalım. Bunun öz eleştirisini yapalım. Şu an İHA'larla, SİHA'larla belli noktalarda, lokal noktalarda biz onları geçiyoruz ama yetmez. Eyvallah yetmez. Adam bir araba markasıyla Türkiye'ye hükmediyor. Biz daha 1960'lı yıllarda Erbakan Hoca'nın başlattığı ki Erbakan Hoca kim? Erbakan Hoca gerici. Hani şu Cumhuriyet'in sözcünün ya bunlar işte gericidir, bunlar yobazdır. Almanya'nın, Avrupa'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin şapkasına karşı çıkan gericiler bunlar. O şapkaya karşı çıktığını iddia ettiğin, söylediğin Erbakan Hoca yerli otomobili 1960'lı yıllarda yapacağız diye yola çıkmış. Daha 2023'te daha yeni yapabildik. Bu arada şunu da hatırlatalım. Bakın Avara Kasnak usulü 1960'larda yapılacak olan otomobili sen 2023'te yaparsan yine 50 yıl, 70 yıl o ülkelerden geride yürümüş oluyorsun. Ne yaptı Türkiye? Bizim yerli otomobil yapmamız lazım. Yerli otomobili yaparken 1960'da denedik. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Bir daha denerken önümüze setler çekilecek. Kimileri ya yapamayız, edemeyiz, mahvoluruz, perişan oluruz, bizi mahkum ederler diye Avrupa ülkelerini gösterip sanki serbest ticaret yokmuş dünya genelinde, sanki serbest piyasa yokmuş gibi. İşlerine geldiği zaman serbest piyasa diyorlar. Patatesi depoda suçüstü yaparak fiyatı indiremezsin diyenler otomobil üretmeye geldiği zaman sıra yapmayın mahvolursunuz diyerekten Türkiye'yi tehdit ettiler kendi içimizdeki insanlar. Şimdi yerli otomobili yaptık ama o klasik otomobili değil, en modern şekilde elektrikli otomobil yapıldı. Onun da altını çizmiş olalım. Evet, yani buraya eski modelle yetinmedik yani. Anadolu usulü bir otomobille Türkiye'nin karşısına çıkıp hadi ya bununla oyalanın siz. Nedir? Adı ne? Adı yerli otomobil yaptık değil. Avrupa'da bile satılabilecek türde ki bazı ahlaksızlıklara imza atan o bazı CHP milletvekilleri, bazı medyadaki uzantılarına da kapak olsun. Ben caddelerde görmüyorum diyordu bazıları. Nerede TOK ya? Nerede? Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylüyordu. Nerede TOK? Gösterin bana, fabrikası nerede? İyi Partili milletvekilleri Meral Akşener diyordu ki İtalya'da üretiliyor, getiriliyor gemilerle. Sonra kameralar kapatılıyor. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Haykırarak söyleyeceğim. Bu ülkeye ihanettir. Milliyetçi de olsan sen, Asena da olsan sen bu vatana, bu millete ihanet ettin. Bu ülkenin insanları bir şey yapmaya çalıştığı an onlara hakaret ettin. Dedim ki siz üretmiyorsunuz onu. İtalya'da üretiliyor. Gemiyle geliyor. Gemiyle geldikten sonra Gemlik'te kameralar kapatılıyor. Fabrikanın arka kapısından otomobiller giriyor. Ön kapıdan sanki Gemlik'te üretilmiş gibi çıkıyor diyen bu ülkede Meral Akşener çıktı. Evet. Bugün nerede Meral Akşener? Bilen varsa söylesin. Şimdi şöyle Alişan Bey, hafta sonu öyle tahmin ediyorum. Aslında şöyle, daha doğrusu daha önce burada biz şeyi konuştuk, hatırlarsanız. Bu emekli askerlerin daha birincisi teğmenler meselesi hala neden çözülemedi? Ne kadar zormuş bunları ayıklamak, ne kadar zormuş bunları soruşturmak. Bu ayrı bir soru ama yani dedik ki biz bu emekli askerler kimler? Savunma Üniversitesi'nde, üniversitelerde, liselerde dersler veriyor ve nasıl dersler veriyor? Savunma Üniversitesi'nin müfredatı nedir ne değildir bilmiyoruz. Bunları konuşmuştuk ama hafta sonu yine eski bir asker, arkadaşlarım hazırlarsa müsait bir zaman onu bulurlarsa, Abdullah Harun'un lafları, Filistin konusunda Türkiye Gazze konusunda tarafsız kalmalıydı dedi. Şimdiye kadar da sureti haktan gözüktü genelde Abdullah Harun. Bir bu tartışılıyor. İkincisi mesela arkadaşlarım eğer hazırsa, profesör bir Kanada'da program yapıyor. Muhtemelen üniversitede de ders veriyor. Tanıyacaksınız onu da siz. Arkadaşlar verebilecek misiniz, videomuz hazırsa? İzleyelim. Emin Gürses, Profesör Emin Gürses, Yeditepe Üniversitesi'nde de hoca. Evet, izleyelim. Bu anayasada Türk kelimesini ister Tayyip Erdoğan, ister Peygamber yazsın, ister Atatürk yazsın. Kim kaldırırsa ölümü beklesin. Bak bunu açık söylüyorum. Bu memleketin hala Atatürk'e bağlı, Mustafa Kemal'e bağlı Kemalist silahlı adamları vardır. Bu anayasada Türk kelimesini ister Tayyip Erdoğan, ister Peygamber yazsın, ister Atatürk yazsın. Kim kaldırırsa ölümü beklesin. Bak bunu açık söylüyorum. Bu memleketin hala Atatürk'e bağlı, Mustafa Kemal'e bağlı Kemalist silahlı adamları vardır. Evet. Mustafa Kemal'e bağlı silahlı adamlar var. Kimseye değiştiremez. O zaman hepimiz sevgili izleyenler, şu anda biz korkarak konuşmamız lazım. Bu silahlı, Mustafa Kemal'e bağlı silahlı adamlar kimler? Nerede çeteleştiler? Nerelerde yuvalandılar? Bu silahlı adamlar mesela 15 Temmuz'da neredeydiler? Bu silahlı, Mustafa Kemal'e bağlı Kemalist silahlı adamlar Türkiye'ye dışarıdan saldırı yapıldığında neredeydiler? PKK'ya karşı Türkiye savaşırken neredeydiler? Mesela bu silahlı adamlar nerede gerçekten? Yani hala Türkiye bu çeteleşmelerden kurtulamadı mı? Ve mesela millet iradesini takmıyor mu bu Kemalist silahlı adamlar? Emin Gürses'e sormak lazım. Buradan bir savcı çıkıp şu ana kadar bu sözleri, eğer suç duyurusunda bulunmuyorsa ve bir dakika kardeşim, sen bir üniversitede ders veriyorsun Emin Gürses, profesör unvanı taşıyorsun. Bir bildiğin var madem, emin gibi çok emin konuşuyorsun. Kim bu silahlı çeteler? Kim Kemalist silahlı unsurlar? Böyle bir toplum olabilir mi? Ey savcılar, neredesiniz? Neredesiniz? Yani biz bir tweet attığımızda veya bir başkası ya ben cuma namazında Atatürk'e anan imamın peşine namaz kılmıyorum diyen genci hapse tıkan savcılar. Adam resmen çeteden bahsediyor, silahtan bahsediyor, kan dökmekten bahsediyor, öldürmekten bahsediyor. Nerede bu savcılar? Niye sormuyorsunuz? Böyle bir hukuk devleti olabilir mi? Burası çadır devleti mi? Eşkıya devleti mi? Mafya devleti mi? Alişan Bey, ne diyeceksiniz? Gerçekten ben çok şaşırdım bu konuda. Öncelikle şeyi sorayım. Yakın tarihte verdiği, çünkü bu arkadaş tam da işte o derin devletten dolayı, tamam FETÖ'de kendisi de derin devletti. İki derin devletin kavgası sırasında da cezaevine giren bir adam. Sonuç itibariyle yakın tarihte yaptıysa, yani son anayasa tartışmaları çerçevesinde yaptıysa fecaat. Şimdi Mustafa Kemal'e bağlı hala silahlı unsurlar var demesi bir suç. Esas önemli olan onların, ki onu nasıl kıvıracak? Diyecek ki ya kardeşim, Türk Silahlı Kuvvetleri Mustafa Kemal'e bağlı değil mi? Onların da askerinde silahı yok mu? Benim kastım bu işte diyecek. Peki sonrasında ne diyor? Eğer birisi değiştirirse, kim değiştirecek? Bir kişinin değiştirme yetkisi var mı? Bu ülkede yok. Nasıl değişmesi lazım? Millet Meclisi'nde 400 milletvekilinin evet oyu vermesi lazım. 400 milletvekili evet oyu verdiği zaman Emin Gürses'in açıklamasına göre karşılığı ne? Cezası ne? Diyor ki ölümü beklesin. Şimdi ölümü beklesini de şöyle kıvıracaktır o savcı çağırdığı zaman. Hepimiz öleceğiz. Yani ben de öleceğim, onlar da ölecekler. O anlamda söyledim. Kıvırmasınlar. Doğru olsunlar, dürüst olsunlar. Yani diyor ki öldürülürler diyorlar. Diyor. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığına aday olduğu zaman şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olan Tuncay Özkan, Kanal Türk, sonradan FETÖ'ye sattı. Yani Emin Gürses, Ergenekon'dan derin devlet, FETÖ ikinci bir derin devlet. FETÖ Emin Gürses'i cezaevine koydu. Ben ikisine de karşıyım. Derin devletin ikisine de karşıyım. Tersinden bakın, FETÖ Kanal Türk'te suçlanıyordu Tuncay Özkan tarafından. Kanal Türk Tuncay Özkan tarafından kime satıldı? FETÖ'ye satıldı. Akın İpek'e satıldı. Bunlar böyle derin devletin yeri geldiği zaman ikiz kardeş olan, yeri geldiği zaman birbirleriyle rekabete girişen iki ayrı suç örgütü. Dolayısıyla bu yapıların unsurları da işte böyle tehdit ediyorlar şimdi. Çıkıyor diyor ki ölümü beklesin diyor. Ya ölümü beklesin demek sonuç itibariyle sen bunu yapamazsın. Tuncay Özkan ne demişti? Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman eşi başörtülü birisi aday olamaz. Eğer aday olursa o tarihteki YÖK Başkanı Erdoğan Tezilç'e de onu söylettirmişlerdi. Seçildikten sonra yola çıkarsın Çankaya'ya doğru, o tarihte Çankaya'ydı Cumhurbaşkanlığı Köşkü. Yola çıkarsın ama varamazsın. Ne olur? Lastik patlar, elektrik kesilir vesaire. Yani daha fazla izah etmeyelim diyordu. Şimdi Emin Gürses biraz daha cesur şekilde söylüyor. Ölürsün diyor. Biz Türk unsurunu veya Türklük ifadesini anayasadan çıkaralım diye çırpınmıyoruz. Ama bu tehdit bu ifadedir. Mesela şöyle bir şey söylenmiş olsa onu da tasvip etmeyiz. Nüfus kağıtlarından insanların dini hanesinde İslam kelimesi çıkartılırsa çıkartan adam ölümü beklesin. Abi bu terördür ya, terör tehdididir yani. Böyle bir şey olabilir. Dolayısıyla darbe tehdididir. Mustafa Kemal'in askerleri şeklinde yapılan tartışmaların eşliğinde bu sözler sarf ediliyorsa bu açıkça bir suçtur. Bu sözleri söyleyen kişi hakkında da Yeditepe Üniversitesi abi, herhalde... Şöyle tersinden düşünelim. Mesela İslamcı bir kisveli birisi de çıkıp profesör olabilir, bir üniversite hoca olabilir. Ya bırakın, ya bir üniversite hocası yani dini, yani ne yapmış diyelim ki namazla ilgili bir düzenleme yapmış, bir kolaylık sağlamış. Yani bu kadar basit bir iş yapmış. Abi manşetlere çıkıyor, nasıl dini esas. Şimdi tersinden şöyle birisi deseydi bir profesör, ya bu ülkede eğer ilk 3 madde kaldırılmazsa, ilk 4 madde kaldırılmazsa bu ülkenin İslamcı silahlı grupları var. Onlar gerekeni yapacaktır. Kimse engel olamaz. Eğer buna engel olan varsa ölümü beklesin. Abi ne olur? Onu şöyle kıvıracaklar. Diyecekler ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevine Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, kollamak. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak, kollamak olduğu için zaten Mustafa Kemal'in askeridir onlar. Burayı belki tevil edebilirler, izah edebilirler. Ölümü beklesin ne oluyor? Yani siz bu ülkede anayasayı meşru bir şekilde değiştirirseniz, teorik olarak tartışıyoruz bunu. Bunun sonrasında olay olması gereken şey şudur. Bir, Anayasa Mahkemesi'ne gidersiniz. Anayasa Mahkemesi'nde bu değişiklik iptal edilebiliyorsa anayasadaki değişiklikler iptali mümkün değil teorik olarak. Edebiliyorsa Anayasa Mahkemesi eder, tartışır. Edebiliyorum der veya edemiyorum der. Veyahut da bir sonraki seçimde siz bu kişileri yani anayasadan Türklük ifadesini çıkartanlar kimlerse onların aleyhine propagandanızı yaparsınız. Bunlar yanlış yapmıştır dersiniz. İktidara gelirsiniz. Anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde edersiniz. Tekrar anayasayı değiştirirsiniz. Anayasaya Türklük ifadesini tekrar koyarsınız. Normal hukuk devletinde olması gereken budur. Ama bu arkadaş ne diyor? Ölür. O kişi değiştiren kişi. Değiştiren kişi de bir kişi olması teorik olarak mümkün değil. 400 kişi birden olması lazım. 400 kişi birden ölür diyor. Öldürülür diyor. Kim öldürür? Onu da işte o Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atanlarla bağlantılı. Abi kaldı ki sizin dediğiniz gibi varsayalım ki kurtarmak için işte hani diyor ya bu ülkede diyor Kemal'i silahlı adamlar var. Şimdi varsayalım sizin dediğiniz gibi askerleri askerin görevi yasa yapmak mı? Anayasayı değiştirmek mi? Askerin görevi korumak diyor. Onu o şekilde ifade ediyor. Şu an mevcut bir anayasa var diyor. Ama bu da kısır bir mantık. 1960 anayasası için 1960 darbesini yapıldığı zaman İşte neredeydi o Mustafa Kemal'in askerleri diyenler ben diye sorarım Emin Gürses'e. Niye? Çünkü Mustafa Kemal'in anayasasını yürürlükten kaldırdı 1960 darbecileri. Çıksaydı o Mustafa Kemal'in askerleri o darbecilere siz Mustafa Kemal Atatürk'ün anayasasını yürürlükten kaldıramazsınız deyip ne yapılması gerekiyorsa ben tasvip etmiyorum öldürülmelerini. Ama derdest etseydiler en azından yargılasaydılar ki... Üzerinden 50 yıl, 60 yıl geçtikten sonra artık daha yaşayan adam yok ki yargılatalım diye Tayyip Erdoğan da çaresiz kalmış. Vallahi ben sizin gibi şey değilim. Bu bence resmi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de kastetmiyor musunuz? Kemalist silahlı adamlar var demesinden ben bunun haricinde gayri nizami, çeteleşmiş ve Ergenekon balyozu geçmişte çok konuştuk. Yani bu tarz grupların olduğunu düşünmeye başladım. Ve bu gruplar o zaman Kuzey Irak'ta şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri savaş yürütüyor. Orada görelim. İşte Akdeniz'de Mavi Vatan'da dalaşlar yaşanıyor. Orada görelim mesela. İşte terörle mücadeleler yapılıyor değil mi? Kaçakçılıklar yapılıyor. Niye buralarda göremiyoruz da sadece millete karşı Türk düşünüyorum. Aktivist Ayşenur Ezgi var. İsrailli keskin nişancıyla şehit edildi. Orada görelim. O askerleri diyelim ki sen bir Türk unsuru nasıl hedef alarak öldürebilirsin diyerekten çıksın yani, onlar. O Emin Gürses'in dediği anlamda Türklük varlığına çok çok büyük önem verenler varsa. Emin Gürses'in dediği bu Kemal'i silahlı gruplar sadece millete mi düşman? Millet milli iradeye mi düşman? Bunu da sormak lazım. Teğmenlere sorduk zaten. Yunan'a karşı Mustafa Kemal'in askeriyiz diyorsan biz de gelelim seninle birlikte söyleyelim. Ama eğer sen Türk halkına, Türk halkının içerisindeki dindar insanlara yönelik olarak Mustafa Kemal'in askeriyiz diye slogan atıyorsan kusura bakma seninle birlikte hareket edemeyiz diye söyledik. Siz bir şey hazırladınız galiba, onu okuyacaksınız. Ben şimdi genel bütünlük içerisinde unutmayayım diye açtım. Bakın öyle riyakarlıklara imza atılıyor ki bu Emin Gürses de dahil olmak üzere. İyi Partililer, Meral Akşener'i biraz önce konuştuk. Benzer şekilde Ekrem İmamoğlu'nun o girift ilişkilerini konuşuyoruz. Sözcü gazetesi bugün iç sayfasında HDP'li belediyenin ki o HDP'ye karşı Tayyip Erdoğan dik durduğu zaman bu adamlar karşı çıkıyorlar. Kayyım atayamazsın diyorlar. Kayyım atayamazsın belediye başkanları diyorlar. Şimdi buyurun Ekrem İmamoğlu'na da Mansur Yavaş'a da kapak olacak şekilde söyleyelim. Şehit Gaffar Okkan'ın adı spor kompleksinden çıkarıldı. Diyarbakır Kayapınar HDP'li belediye başkanı yapıyor. Şimdi işlerine gelince Hizbullah var ya, Hizbullah. Hizbullah Gaffar Okkan'ı şehit etmişti diye ahlaksızca derin devletin, Ergenekon'un ve diğer unsurların şehit ettiği bir emniyet müdürünün cinayetini Hizbullah'ın üzerine yıkanlar. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Gaffar Okkan'ın ismi bir spor kompleksine verilmiş ki Diyarbakırlı Kürt insanlarımız da Gaffar Okkan'ı özellikle de o spor etkinliklerinde falan gidip halkla iç içe görüntülerini de çok sempatiyle karşılıyordu Diyarbakırlılar. Şehit edildiğinde de Diyarbakırlılar ağlıyorlardı. O Gaffar Okkan'ın ismi verilmiş bir spor kompleksine eski dönemde. Şimdi HDP'li belediye onu kaldırıyor. O ismi kaldırıyor. Ben şimdi soruyorum Ekrem İmamoğlu nerede? Ona destek veren İyi Partililer nerede? Milliyetçiler nerede? 24 yıl önce Gaffar Okkan'ı Hizbullah öldürdü. Şimdi Hüdapar'ın içindeki şu şahıs, o yapının içerisindeki şu şahısla amcaoğlu, emmioğlu, dayıoğlu diyerekten algı yapanlar. Cemal Enginyurt neredesin şimdi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçildiğini söyleyen Cemal Enginyurt. Gaffar Okkan'ın ismi spor kompleksinden çıkartılıyor. Ama biz neyi tartışıyoruz? İşte Bektaşilere Arnavutluk'ta bir devlet kurulma noktasında bir girişim yapılmış. Ya bırakın devleti mevleti. Adamlar spor kompleksinden bir emniyet müdürünün, şehit edilmiş bir emniyet müdürünün ismini çıkartıyorlar. Hala o CHP'liler ve İYİ Partililer suspus olmuştur. Ali İhsan Bey, Adalet Bakanı bir açıklama yapıyormuş, izleyelim.